Herkese merhaba. Nokia bir Android telefon yapsa nasıl olurdu sorusunun cevabı karşımızda Nokia X. Nokia'nın geçtiğimiz Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtmış olduğu bu Android telefon Nokia'nın Lumia ve Asha serileri arasında bir köprü vazifesi görüyor. Telefonda Android'in özel bir sürümü çalışıyor. Google deneyiminden yoksun ancak Nokia ve Microsoft servisleriyle zenginleştirilmiş olan Nokia X'in detaylarına hep beraber göz atalım. Nokia X şu anda elimde. Nokia'nın Android tabanlı akıllı telefonu Nokia X, Lumia, Windows Phone ve Asha giriş serisi cihaz arasında bir köprü vazifesi görüyor ve gelişmekte olan pazarları hedef alıyor bu akıllı telefon. Nokia X, Nokia bir Android telefon yapsa bu nasıl olurdu sorusunun cevabı niteliğinde bir akıllı telefon. Android açık kaynak projesini temel alan bir platform, Nokia X platformu ile çalışıyor Nokia X. Nokia X temel bir giriş seviyesi Android cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle tasarıma bakalım, daha sonra da diğer özelliklerine göz atalım Nokia X'in. Nokia X kompakt bir cihaz, 4 inç ekran boyutuna sahip ve yüzey alanı bu da buna bağlı olarak fazla büyük değil. Telefon tekerleri rahatlıkla tutulabiliyor ve baş parmakla gördüğünüz gibi ekranın her yerine rahatlıkla ulaşmak mümkün oluyor. Nokia'nın tasarım dilini Nokia X'te de görüyoruz. Tabii ki telefon hatları biraz daha keskin, köşelerde daha keskin şekilde tasarlanmış Nokia X'te. Yine Nokia'nın değiştirilebilir renkli arka kapaklarını Nokia X'te de görüyoruz. Elimizdeki açık kırmızı renkli versiyon oldukça çekici ve Nokia X'i biraz daha genç gösteriyor. Bunun yanı sıra açık sarı, siyah, beyaz gibi farklı renkler de var Nokia X sevenler için. Nokia X'te yine Nokia'nın alıştığımız o tuş dizilimini görüyoruz. Telefonun güç butonu ve ses tuşu sağ tarafta yer alıyor. Altta micro USB portu, üstte de 3.5 mm kulaklık jacki var. Arkada gördüğünüz gibi 3.2 megapiksellik bir kamera var. Nokia logosu ve hoparlör de arkada yerleştiriliyor. Nokia X'in önemli özelliklerinden bir tanesi de SIM kart yuvasının 2 tane olması. Çift SIM kart desteğine sahip olan bu akıllı telefon birden fazla telefon taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Eğer iki hattınız varsa gördüğünüz gibi iki mikro SIM kart yuvasına kartlarınızı takarak Nokia X'te iki hattınızı da kullanmanız mümkün. Bu hatlardan birincisi 3G desteğine sahip, ikincisi ise sadece 2G data desteği sunuyor. 1500 mAh kapasiteli bataryası da Nokia X'in bir günü rahatlıkla çıkarmasına olanak sağlıyor. Nokia X'in 4 inç ekranı 480x800 piksel çözünürlüğe sahip. IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran fena görüş açılarına sahip değil. Parlaklık da idare edecek seviyede. Çok yüksek olmasa da Nokia X gibi giriş seviyesi bir telefon için bu ekran oldukça iyi, bunu söyleyebiliriz. Qualcomm Snapdragon S4 Play işlemci var. 512 MB RAM ve 4 GB'lık dahili hafıza bulunuyor. Daha fazla depolama alanı isteyenler için de 32 GB'lık bir microSD kart yuvası da bulunuyor. 32 GB'a kadar destekli kapasite sahip microSD kart yuvalarını Nokia X'e takarak depolama alanını daha da arttırmanız mümkün. Nokia X'te bunun yanı sıra Nokia X'in bir de Nokia X Plus versiyonu bulunuyor. O telefonda da 768 MB RAM bulunuyor. Aynı zamanda 4 GB'lık bir microSD kart yuvası da telefonla birlikte hediye ediliyor. Tasarım açısından Nokia X'in Nokia X Plus'tan çok fazla bir farkı yok. Devam edelim. Telefonda Nokia X platformu çalışıyor. Nokia X platformu Android 4.1 Jelly Bean tabanlı ve içerisinden Google Play ve Google servislerinin ayıklanmış versiyonu var. Gördüğünüz gibi tasarıma baktığımızda kullanıcı arayüzünün Lumia telefonlarındaki Windows Phone arayüzüne fazlasıyla benzediğini görüyoruz. Canlı kutucuk benzeri uygulama kısa yolları mevcut. Bunların büyüklüğünü dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz veya yerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki farklı büyüklük seçeneği var. Bu büyüklük seçenekleri sayesinde telefonun ana ekranını özelleştirmeniz mümkün oluyor. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi Skype uygulamasının kısa yolun boyutunu büyüttüm. Küçültebilirim veya bunu istersem bir klasörün içerisine ekleyebilirim. Eğer istersem de ana ekrana herhangi bir bileşeni de ekleyebilirim. Bu da Nokia X'in, Nokia X platformunun sunduğu, ana ekranın sunduğu özelliklerinden bir tanesi olarak karşıma çıkıyor. Gördüğünüz gibi başlangıç ekranına, uygulama arayüzünün içerisine bir tane bileşen yerleştirdim ve bu şekilde Nokia X'in ana ekranını özelleştirme bileşenlerle de özelleştirme şansına sahipsiniz. Google'ın sahip olduğu Google Hangouts, Google Plus bunun gibi servisler yerine Nokia ve Microsoft tarafından geliştirilen çeşitli servislerin ön yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Örneğin Skype var. Facebook, Twitter yüklü geliyor. Bunun yanı sıra Nokia Mix Radio,
da yüklü gelen uygulama arasında yer alıyor. Nokia Here haritalar uygulaması da Nokia X'te yer alan uygulamalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra Nokia X'te birçok oyunda yüklü olarak geliyor. Popüler oyunları oynamak isteyen kullanıcılar için bu uygulamalar, bu oyunlar hazır şekilde telefonda bulunuyor. Eğer isterseniz oyunları veya yüklü gelen uygulamaları kaldırmanız da imkan dahilinde Nokia X'te. Bunun yanı sıra Nokia X'te uygulama indirmek isterseniz Nokia mağaza bulunuyor. Nokia mağazada çeşitli Android uygulamaları bulunuyor. Başlangıçta uygulama yelpazesi çok geniş sayılmazdı. Ancak zaman geçtikçe daha popüler uygulamalarda, daha kullanışlı uygulamalarda Nokia mağazada görmeye başladık. Bu uygulama mağazasının popülasyonu her geçen gün daha da zenginleşiyor. Gördüğünüz gibi Flipboard, Verdament gibi uygulamalar, DigiTurk uygulaması ve daha birçok uygulama ve oyun Nokia mağazada, Nokia X'in Android uygulama mağazasında yer alıyor. Tabii ki seçenekler sadece bununla değil. Google Play belki yok. Bu önemli bir dezavantaj sayılabilir Nokia X'te kullanılabilecek uygulamalar bakımından. Ancak isterseniz Yandex Store adlı alternatif uygulama mağazasını da kullanabilirsiniz. Yandex Store'da herhangi bir Yandex üyeliği açmak gerekmiyor. Doğrudan Nokia X'e Yandex Store yüklediğinizde uygulama indirmeniz mümkün oluyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi popüler Android uygulamaları var. Bunları isterseniz Nokia X'e indirebilirsiniz ve dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Güncellemeleri de saydığım uygulama mağazalarından almanız mümkün. Bunun yanı sıra yine APK dosyalarında yüklemeniz, microSD kart attığınız veya internetten indirdiğiniz APK dosyalarında kullanarak Nokia X'e uygulama yüklemeniz mümkün. Bu şekilde mesela Chrome'u kurduk Nokia X'e ve gayet düzgün şekilde standart bir Android telefonda nasıl çalışıyorsa aynı şekilde Nokia X'te de Chrome internet tarayıcısı çalışıyor. Bunu belirtelim. Yazılım deneyimi genel olarak bu şekilde. Nokia X'in performansına baktığımızda Qualcomm Snapdragon S4 Play işlemci çok da parlak bir performans göstermiyor. Özellikle uygulama açılışlarında biraz beklemeniz gerekebiliyor. Bu da telefonun önemli handikaplarından bir tanesi. Ancak genel olarak uygulama arayüzünün gezinmenin düzgün olduğunu, akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan Nokia X'in herhangi bir sorun yaratmadığını söylemek gerekiyor. Telefonda sim kart desteği, çift sim kart desteği var dedik. Görüyorsunuz, gördüğünüz gibi kontrol menüsünü açtığımda karşıma iki hatta çıkıyor. Buradan dilediğim hattı geçiş yapmam mümkün oluyor. Bu kadar basit. İsterseniz birinci hattan, dilerseniz de ikinci hattan arama yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra ayarlardan da çift sim kart desteğini yönetmeniz mümkün. Gördüğünüz gibi çift sim kart bölümü var. Buradan da hangi sim kartın varsayılan olacağını veya hangi sim kartın çevrim dışı olacağını ayarlayabiliyorsunuz. Bunun sıra yine mobil veri kullanımının da hangi sim kart üzerinden yapılacağını da belirlemeniz mümkün. Nokia X'te çift sim kart yönetimi oldukça gelişmiş ve kullanışlı. Bunu belirtmek gerekiyor. Nokia X'in kamerası çok kaliteli değil, flash bulunmuyor. 3.2 megapiksel kamera yüksek çözünürlükte video kaydı yapmaya da pek izin vermiyor. Ancak kamera arayüzü kullanışlı, çeşitli Nokia özelleştirmelerini de barındırıyor. 854x480 piksel çözünürlükte video çekim yapabiliyorsunuz veya 3.2 megapiksellik video kaydı, fotoğraf çekimi yapabiliyorsunuz. Çekilen fotoğrafları veya videoları sosyalarda rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Çeşitli manuel ayarlar da var. Gördüğünüz gibi beyaz dengesi, pozlama gibi ayarlar da var. ISO ayarını da yapabiliyorsunuz. Böyle manuel ayarları sunmuş Nokia. Dış ortamda yeteri kadar ışığın bulunduğu ortamlarda Nokia X ile düzgün fotoğraflar çekebilirsiniz. Ancak içeri girdiğinizde karanlık ortamlarda Nokia X'ten çok da yüksek performans beklememek gerekiyor. Nokia'nın ilk Android telefonu Nokia X ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.